erkek adam derler. Resiyan takarız, ıskarpinle basarız da kaytan bıyık vurarız. Alem bize dar gelir, cekete hiç sığmayız. Atarız omzumuza aman ha mahreme bakmayız. Bize erkek adam derler, ağlamayız gülmeyiz. Bir elimiz saldırmada korku nedir bilmeyiz. Takarız belimize altı patları kıyamet. Bir tane canımız var, o da Allah'a emanet. Bize erkek adam derler, derler diye biteriz. Üç beş kurşun yakarız da bu karakı içeriz. Nam salmışız İstanbul'da, kusur olmaz saygıda. Bize, bize severiz ama aşka yer yok raconda. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı. Namımızla evliyiz, yalnızlıktır yarimiz. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz, yalnızlıktır yarimiz. Baba sen bizim silahımızı nasıl sattın? Ben ne bileyim siz silah satacaksınız. Yapma baba, bilhassa yolladın bizi oraya ki silahlarımızı satalım. Hiç alakası yok. Dedim ki bakayım eşrefler dara düşünce dara düşenleri unutur mu? Onlara yüz çevirir mi? Sırt döner mi? Dönmediniz. İyi o zaman. Nasılsa satmamıştır herif. Gidip tabancalarımızı geri alalım. Doğru diyorsun kara. Satmadan gidelim. Kaç para verdiler silahlara? 5000 verdi şerefsiz. Bozuk mu bütün mü? Yok, bir de bozuk para versin eşreflere. Ya size zahmet, onları verin. Bendeki bozukluklarla değişelim. Saklaması kolay olur. İyi, al. Ne yapıyorsun baba? Allah'ını seversen bize bunu yapma. Bana verdiğiniz parayı unutun. Vermedik ki. Elimizden kaçırırsın, hile yapıyorsun. Yaparım. Siz birini vurmayın diye ben her şeyi yaparım. Sanki gündüz tıpış tıpış gelse kaçım olmuyor. İlle merdivende ya. Gecenin körünü bekle. Neymiş Sabahati? Lütfi'yi kaçacakmış. Oğlum lütfen. Aslanın kaplanın nesine bakıp ağlıyorsun? Ben kendi kaderime ağlıyorum abi. Aslanlar kaplanlar bile sevdiğini almış. Bir ben alamadım. Ay oğlumların uyuyacağı yok. Ay ben bir kötü oldum baba. Ben gidip yatayım bari. Neyin var kızım? Ay, ne bileyim ben kötü oldum. Dinleneyim geçer. İyi geceler. Abi kızın yüzünü gördün mü abi? Gördüm. Bir şey yok. Senin bu vurduğun duymazlığın beni yaktı. Kızını da yakacak abi. Kız resmen ölüyor. Görmüyor musun? Lütfi'nin ölmesi. Bir şey yok Lütfi'nin. Ben var diyorsam var abi. Neredesin ya? Neredesin? Hadi Lütfiye. Hadi ettin beni burada. Ay tamam Sebahati. Hadi baba be. 5 dakikaya geliyorum. Hastayım dedim. 5 dakika. Aa, kızım hem hastayım diyorsun hem de bu havada cama atıyorsun. Bir havalı.
yatayım da öyle yatayım dedim babacığım. Sen yat benim güzel yeğenim. Aa. Yat 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 yat. Ah. Yanıyor kız, yanıyor abi. Ben doktor alıp geleyim. Aa. Aa, yok aslında çok bir şeyim yok amca. Yat dedim Lütfiye. Ah. Abi sakın yataktan çıkmasına müsaade etme. Hadi. Yat bari. Geliyor da merdiven işinden kurtulduk. Derken? Senin ne işin var bizim evimizin önünde Sebahati? Allah Allah, yolda yürümek de yasak canım. Hayırdır Lütfü, sen nereye bu saatte? Sorma Sebahati, Lütfü ateşler içinde yatıyor. Ne ateşi be? Acil doktor çağırmam lazım. Abi çekil. Abi dur, ben sana bulacağım doktor ya. Tamam, sen sakin ol. Abi sen gel böyle içeri doğru. Çekil önünden abicim, Sebahati. Abicim bulacağım ben sana doktor, tamam. İki tane doktor bulacağım, tamam. Sen sakin ol. Sen gir içeri, tamam. Rahat ol ya. Ben halledeceğim o işi. Hadi abi. Buyur. Hadi baba, hadi baba, selametle. Yuh be Lütfiye, başka yalan mı bulamadın? Hastayım demekten başka. Kaldı bu çocuk. 30 yaşında ne çocuğuna? Hadi kalk yatalım, kalk. Sebahat'im eve girmeden benim gözüm uyku tutmaz. Ana senin uykun zelzelede bile kaçmaz. Yadigar babaya gitmiştir Sebahat, orada yatıyordur. Yadigar beni alamadı, oğlumu aldı öyle mi? Hadi oğlum Sebahat'i bitir şu işi, Şadoş kıllandı. Heh, ara ara. Sebahat'i ara. Aradım ana, kapalı telefonu. Allah Allah, nerede bu çocuk? Abi biz ne anlarız doktorluktan ya? İyi oldu, iyi. Gayet iyi oldu. Oğlum zaten kız hasta değil ki. Of. Hem siz doktor değilsiniz, internsiniz. O ne abi? Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Sen nereden biliyorsun böyle şeyleri Damla? Ayar oluyorum ha, o tıpçıların kantinine gidiyorsun diye zaten. Ya yürüyün, daha eczaneden uykuyla çalacağız. Nasıl oldun Meltem? Kiç. Terbiyeli konuş kız. Yakışıyor mu öyle sana kıç mıç? Yani rüküş. Of be. İçim kıyılıyor zaten. Yürüyün lan. Yürü. Teşhis ne koyacağız abi? Kuş balazı. Kuş balazı ne? Bilmem. Ana niye uykusundan uyandırıyorsun bu saatte insanları? Ya ne yapacak bu yaştan sonra uyku yiyamacı? Getir de bizi de bizi de. Uyandırdı mı? Efendim Şadi ana. Yamacı yok mu? Ne var kadın? Sebahati nerede? Gürbüz'e niye sormazsın, bana sorarsın kadın? Soran da kabahat zaten. Çekilin. Sebahati! Baba. Yadigar baba. Yok değil Sebahati için. Eşref abiler de değil. Yine de fırıldak dönüyor Hayati. Yamacı! Ay! Sebahati'm yok. Yok. Nerede Yamacı bu çocuk? Koca adam, nesi çocuk? Ayol soruma cevap ver. Sarıdadır. Nerede olacak? Boş boş konuşma adam. Sarı bu saatte oturur mu? Ne işi var orada? O zaman karadadır. Gürbüz, bir ara Kara Eşref abinin evini. Orada mı Sebahati? Bir sor. Tamam Şadi ana. Kadın, sen niye düştün bu Sebahati'nin peşine şimdi? Ayol ben anlayayım. İçimde kötü hisler var. Oğlumu bul Yamacı. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Etmezsen etme be. Senin ne hakkın olacak bende? Bir tas süt mü verdin ömründe? Pes! Hiçbir soru.
soruya cevap vermeyin. Sert olun. Eve girince peşi peşi fırça atın. Sıkıştığınız yerde yabancı dil konuşun. Ne yapıp edin bu uyku ilacını içerin. Tamam mı? Sebahat abi. Bak intonsunuz siz. Unutmayın tamam mı? Hadi gel içeri. Hadi gir gir. Geçin geçin. Atlan. Aa gitti. Abi biz ilacı kime içireceğiz? Lütfiye ablaya kime içireceğiz? Onu kaçıracak ya Sebahat abi. Ha? Buyurun buyurun. Çekilin kardeşim biz internüs. Hasta nerede? Hasta nerede? Evladım ne bağırıyorsunuz? 8 sene oku sen de anlarsın bey baba. Yukarıda. Çekil çekil. Get on my way. Yazık yazık. Sebahat bey bir uzman doktor yollamamış. Stajyer doktor yollamış. Bu bizim çocuklar tıpta mı okuyormuş? Hı? Ah Lütfiye. Az kaldı be. Ay istemem doktor moktor. Aa. Bizi Sebahat abi yolla. Ay söylesenize. Ay ölüyorum amca Allah razı olsun. Oo, yanıyor senden. yanıyor. Şimdi bir iğne hiçbir şey kalmaz. Sen niye işimize karışıyorsun kardeşim? Sen kimsin? Lütfen get out of this room. Come on now. Get out of my way. Bir şey demedim. Neyi vaat ediyorsun? Kuş balazı, kuş balazı. Ne? İçin hanımefendi şunu. Ay ama... İçin ya. Abi kuş balazı olmuştuk. Yok daha neler. Ay benim işim geçiyor. Ablacığım sen uyu. Uyandığında kaçırılmış olacaksın. Hastayı lütfen sabaha kadar kimse rahatsız etmesin. Deri mikrobu atacak, size de geçmesin. İyi günler. Goodbye. Abi herkes kendi odasını karantinaya alsın. Kapanalım odalarımıza. Ya oğlum siz manyak mısınız be? Ağzını kapat abi. Mikrop kaçacak. Ne yaptınız? Abi iş tamam. Aferin be. Şişenin tamamını içti Lütfiye abla. Ne yaptın? Işıl ışıl uyuyordur abi şimdi. Lan. Lan ben size oturum lan. Ya ben sizi kurtuyorum. Allah. Amcasıyla babasını vuracaktınız lan. Şimdi ben bu kızı merdivenlerden nasıl indireceğim? Abi yapma ya. Abi yapma. Of ya. Bununla nasıl uyuruz? Ölürüz. Asıl onu çıkarırsan ölürsün abi. He? Mikrop kol geziyor diyorum. Evet. Evet. Hadi odana. Evet. Kuş palazlanmış. Sen hala dur burada. Hadi. Abi nasıl olacak ölene kadar biriniz, öğleden sonra biriniz? Niye kızım? Taksileri nasıl kullanıyorlar? Öğlene kadar biri, öğleden sonra biri. Benim sürem biraz daha kısa. Hı. Ama... Sen merak etme Reyhan'ım. Ayağım urludur. Daha çok para kazanırım. Bir sene önce biri dese ki iki eşref birbirlerine bacılarını vermişler. Bir de üstüne üstlük aynı kahveyi işletiyorlar. Hayatta inanmazdım. Hep senin yüzünden. Zamanında inansaydın ya başımıza bunlar gelmezdi. Ay benim ne suçum var? Ben hep dua ettim. Ula sen kahve gitsin diye mi dua ettin Ceylan? Ya ben kızla şakalaşayım. Sen niye girdiysin kızın üstüne ya? İyi tamam. Kahve senin. Ben gitmiyorum sabah kahveye. Ben şimdi ne dedim ki Sarı? Ula alıngan bir dönemindeyim dedim sana. Hayırdır? Bu saatte kim acaba? Koş anam koş. Millet bizim evi danışma attı zannetti herhalde. Bu saatte arıyor. Doğru bacım. Bu arada
benim evime. Hı. Bizim evimiz dediğin için. Tamam. Aferin Zahriye. Ayol. Sen de benim kahveye bizim kahvede. Tamam. Ben de sana aferin vereyim. Heh. Üstüme gelmeyeceksen olur. Aa. Gelmiyorum. Ay tamam tamam. Tamam. Ay. İyi o zaman. Tamam. Sabah giderim kahvemize. Tamam söylerim. Ula kimmiş? Pişt, tamam anladım. Abi idare et alıngan ha. Tamam. Şerefsiz Turgay buna gol atmadı, bana gol attı. Sabahtan beri öldü. Ceylan kim dedim? Şadiye Ana Sebati'yi soruyor. Sebati neredeymiş Ceylan? İşte onu soruyor abi. İyi de Sebati neredeymiş Ceylan? Ay bilmiyorum abi. Ya seni demiyorum. Şadiye Ana bilmiyor muymuş da? Yok abi. Bak kız kalk, bu evde maden suyu yoktur. Şiştim gebereyim. Aa! Abi Ceylan tatlı yapmış. Helal mi? Hemen getiriyorum. Fazla koyma Ceylan Hanım. Bir kırtık yerim senin hatırına. Ha, sen bol koy bacım. Sonra abim benimkini de iyi. Haydin. Ula niye kızın tatlısını yiyorsun kere? Hakkına razı oldu ha. Ceylan Hanım, sen önce bir maden suyu getir, bir fırt içeyim ki buraları yıkmayayım gece gece. Sebat abi, kapıdan mı çıkartsan? Ulan! Bağır bağır da bütün mahalle uyansın, bir lütfü yiyorsun gerizekalı. Abi bu merdivenden nasıl inecek? Vallahi iner döverim seni ha. Lütfi! Lütfi! Gözü seveyim ulan Lütfi! Kız! Ulan kız! Lütfi! Yapma bunu bana! Lütfen yapma bunu bana! Lütfi! Lütfi! Lütfen, lütfen ama ya. Lütfen ama lütfen. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Seversem iki olsun. Lütfiye sakın şu an uyanma. Şu an uyanma Lütfiye. Sebat abi, abi düşer orada. Susun diyorum. Berkleri bari iyi tutun. Abi biz olmasak nasıl kaçıracaktın sen ablamızı? Sus lan. İnip ağzınızı burnunu sıkıracağım lan. Ulan. Aa. Alın şunu alın. Merhaba, al. Merhaba. Tut tut tut. Abi abla düştü. Lan daha bakıyor musunuz? Kaldırsanız lan kızı. Bir şey yok abi, bir şey olsa bağırırdı. Evet evet bir şey. Gerizekalılar çık lan çık. 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 Lütfiye. 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 Abi istersen abi içeri bırakalım. Lütfiye. Olur ne olmaz. Sonra kızımızı düşürdün demesinler. Çabuk şuradan bir araba bulun lan. Lütfiye ölüyor. Çabuk. Hadi hadi. Yürüyün. Lütfiye'm.
belki arkadaşlarıyladır. Onun arkadaşı mı var Ceylan? Şadiyana dur, ne panik yapıyorsun? Bir yerde dur, gelir. Nerededir? Canım, bir yerde dur dedim ya Şadiyana. Ay, sen benden bir şey saklıyorsun. Saklıyorum. Aman Şadiyana gel. Ay. Ceylan'ım kolonya getir. Kolonyalar ver. Alıştıra söyleyin. Benim kalbim dayanmaz. Dur. Ne saklıyorsun? Beklenti içindeki insana böyle demezsen delirir. Hatta çıldırır. Ben şok tedavisi uyguluyorum. Hayati. Hayati diyeyim, kime diyeyim? Abi bilsem sana söylerim. O zaman nerede olabilir Hayati? Onu söyle, kadın ölüyor. Abi yemin ettirdi, kız kaçırıyor da. Ne? Demek bilmiyorsun Hayati be. İyi sen uyu. Abi madem bir şey bilmiyormuş, niye ne dedin? Şok tedavisi uyguladım size kızım. Ayol alıştıra söyle dediysem bir ara söyle sarı. Söylüyorum. Şadiyana, Sebati kaybolmuştur. Haberin olsun. Ama merak etme. Kedi kadar hakkı vardır. Evinin yolunu buluyor. Ay Şadiyana. Evladım ne işti bu kız? Uykusu biraz ağırdır da onun, doktor bey. Doktor bey, Amerikan alçı yaptınız inşallah. O ne be? Ha? Kaşıntı yapmaz, çok iyidir. Ha, iyi. Doktor, kaç gün kalacak bu alçı? 3 hafta sonra gelir. Peki diyelim ki bu yarın bir ara uyandı. Biz yarın düğün yapabiliyor muyuz? Düğün yaparsınız da oynayamaz. Bir de nikahta ayağına basamazsın. Kardeşim sen deli misin? Doktor, ben düğün derken gecesini diyorum. Kardeşim sen de 3 hafta bekle. O neler diyorlar? Doktor bey sen evli misin? Evet. Anladım. Çok konuşma o zaman, çok konuşma. Yürü lan gidiyoruz. Kalk kız sen de, kalk. Tüzün. Bilir oğlum nerede? Şaşı kimde? O kız. Tutmayın beni, ben gidiyorum. Şadiyana. Ceylan. Mani ol Şadiyana'ya gitmesin. Sebati kızı kaçırmış. Ne? Bak bu hayatıyla konuştum benim. Siz aranızda fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Dükkanın hasılatını diyordur gene. Sarı. Ne? Şadiyana gitme oraya, Sebati orada değil. Kızı kaçırmış. Ne? Ne? Sana da bir daha bir şey söylerse ne olan Ceylan? Ne olacak Sebahat abi? 3 hafta saklanacağız. Yapacak bir şey yok. 3 hafta uyur mu? Yok daha neler. Uyusun. Uyusun 3 hafta. İşi ne? Ben bitmişim be. Abi gerçekten özür dileriz. Keşke elimizden bir şey gelse ama. Kes lan kes. Abi tatile gitseydiniz bari balayına. 3 hafta fırsatınız var madem. Allah'ım ben ne şanssız bir insanım be. Ben ne şanssız bir insanım be. Ah. Vurma kafanı duvara. Aptal olur çocuğumuz ya. Ne yapıyorsun? Lütfi. Ay ben neredeyim ya? Ay bu ne ya? Hayati, sana çok basit bir soru soruyorum. Buyur abi. Sebati nerede? Bilmem, sabah görmedim abi. Hayati. Buyur abi. Ulan buyur abi deyip durma.
Buyurun cevap vermiyorsun. Sebahati nerede? Abi sen Sebahati ne diyeceksen bana emret, ben yapayım. Ne yapacaksın şimdi Sebahati? Canını sıkarım senin. Sebahati'yi öldüreceğim. Sen verecek misin canını? Onu bir Eşref abime sorayım abi. Müsaade ederse. Hayati, beni çıldırtma, beni delirtme. Benimle oyun oynama. Sebahati abisine sormadan kız kaçırmış. Bir de yetmediği gibi benden gizlenmekte dur. Farkındayım abi. E farkındasın ve söylemiyorsun. Yok abi. E söylemiyorsun yani. Beni abi olarak takmıyorsun. O nasıl laf abi? Haddim mi? Takmadığına göre bu kahvede de istemiyorsun yani. Abi beni öldür, bunları söyleme. Peki hayatı. Peki. O zaman ben de bu kahveden giderim. Abi bizim gençlerin evinde. Hangi gençlerin? Mete ile Oğuz yok mu abi? Uy Sebahati. Yaktım çırani. Harami Bey olunca, birlik düzen bozunca, Eşref Bulut uyunca. Vay vay vay. Bakmaz gözün yaşına. Raconla taş kurunca, masluma el kalkınca, sarı bulut uyunca. Vay vay vay. Alo bakmaz Sebahati. Kaç oğlum kaç, Eşref abi oraya geliyor. Ne? Sebahatim ben acıktım. Ulan Hayati, ulan ben ne diyeyim sana şimdi? Tamam tamam kapat. Çok sevinmiş mi Hayati Sebahatim? Lan yedirtme bana Hayati'ni sevilmesini falan. Eşref abi buraya geliyor. Kalk. Aa, ne? Ay ne büyük adam. Geçmiş olsun ama geliyor ayağım için. Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Kızım beni delirtme. Kalk. Ay tamam. Kaçmamız lazım. Ay nereye gideceğim ben bu ayağımla? Ben hiçbir yere gidemem. Lan beni mi çıldırtmayın? Siz. Bakmayın öyle, bir şey getirin, şaşırıp getirin. Yürüyün lan, yürüyün. Ay, çekil, çekil. Of. Sarı bulut uyunca. Vay vay vay. Bakmaz gözün yaşına. Şiraze bozulunca, tartın eksik tartınca, kara bulut uyunca. Vay vay. Bakmaz gözün yaşına. Sebahati. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın tamam. Çocuğumuz aptal olacak. Oğuz sen kal burada, Eşref amme kapıyı açacaksın. Nasıl abi ya? Kal lan! Abini bağırtayım mısın kapı önlerinde? Aç da kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, hoş geldin Eşref abi, buyur. Ula sarı, nerede o Sebahati olacak Cihan? Ne Sebahati abisi, Eşref abi? Sebahati! Sebahati! Ne? Almayayım ayağımın altına. Nerede? Nerede o? Nerede o? Kim, Sebahati abi mi?
abi sabah uyanınca gittiler. Nereye? Abi ne diyorsun? Ne diyeyim? Ne olacak bu Sebahattin'in işi? Kızım sabah sabah dikildin karşıma zebani gibi. Rüyanda mı gördün Sebahattin? Hele oradan çay dök çay. Ben de bilem ne olacak. Ben diyeyim ki abi, bu Eşref Turgay'ı öldürmedi. Bu Sebahattin'i öldürüp cezaevine mezaevine girmesin. Reyhan, bele üzerime gelirsen abin cezaevine girecek. Niye abi? Sen de mi Sebahattin'e şişmişsin? Git kapıya bak. Git kapıya bak. Ya anam niye bu kadar büyütüysünüz? Sevmiş çocuk sevdiğini kaçırmış. Ne yapmış? Adam mı vurmuş? Vır 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 ömrümü tükettin Reyhan. Kendi yüzümden değil. Bir an evvel seni vermek için bu nikahı kıyayım diyeyim. Git kapıyı aç. Ne işiniz var burada Sebahati? Abim, abim seni kesecek. Ne yapayım abla, nereye gideyim? Kız sana ne oldu? Ay sorma başıma gelenleri ablacığım. Bu arada öpeyim elini. Ay, el öpenlerin çok olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Abla ne yapıyorsunuz kapının önünde? Şimdi yakalanacağız Eşref abime. Ya ne yapak içerideki de barut fıçısı ha. Kız kimle konuşuyorsun o kapı önünde bir saattir? Reyhan diyeyim, kime diyeyim? Abi kimin geldiğine hayatta inanmazsın. Ne yapacağız Sebahattin'i? Sarı Eşref abim keseceğine Kara Eşref abimin merhametine sınacağız. Ne yapacağız? Ne de olsa o kara sevdadan anlar. Ne biçim konuşuyorsun sen Sebahattin Bey? Vallahi seni değil kendimi düşüneyim. Yoksa şimdi Eşref mi alo demiştim ha? Ay abla, tek ayak dikilmek çok zor oluyor. Kuşları şimdi anladım. Ya bu kız merak edeceğim bile bile bak ses vereyim. Reyhan boyun devrilmezsin, kim geldi? Reyhan diyeyim, kime diyeyim? Abi, kızmayacağına söz ver kapıyı açam. Dilli düdük. Abi öpeyim. Hadi, hadi. El öpmeye gelmişler ha. Hemen yetersizsin. Gel kız topal, gel. Gelinin de topal zaten. Gel anam, gel. Kalk. Yavaş. Ya bir karışmasan da iki çift laf da biz etsek Reyhan Hanım. Sizinkiler laf değil abi. Nal çivisi. Çak babam çak çocukların kafasına. Reyhan. Bak burada ciddi bir mevzu var. Çiviyi çaktırtma alnının çatısına. Sevmişler ha. Sevmişler. Ne yapmışlar? Hele bana de ki bilem. Bu belki aferin diyeceğim. Ne vırır konuşuyorsun? Abicim çok teşekkür ederiz. Öpeyim ben. Ay. Sarı ne yapıyorsun Ütkü abim elini uzatmadan? Hele bir kere ağzınla aferin de ondan sonra öldüreceksen öldür. Çocukların halini görmeyeyim misin? Sufadı bembayaz ya. Gel öp kız, gel, gel. Allah utandırmaz, bir yastıkta kocasın. Amin. Abi ben de öpeyim. Hele bir dur sen. Reyhan, kızı mutfağa götür. Bir sor, teyze gelin. Karnı aç mı, tok mu? Tamam abi. Ama Allah'ın seversen çok açlama Sebahati'yi. Ne de olsa benim Eşref'imin adamı. Ay. Ananı çiğnedin. Abini çiğnedin. Kardeşinin sırtını yere ver. Kızın babasının boynunu bükük bıraktın. Bunları nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz Sebahati Bek? Abi ocağına düşmüşüm. Bu işi düzeltsen düzeltsen sen düzeltirsin. Kızı kaçırırken aklın neredeydi? He? Sen ne mi duyacaktın niyetini hayatine mi? Abi biraz hızlı oldu. Anam kızı dükkanda dövünce. Ha neyse.
bakalım elimi. Aferin ulan. Sevdiğini kaçırdın. Daha o fosso hayatı uyusun. Aferin lan. Abi bu Eşref abiyi nasıl yumuşatacağız? Abini benden iyi bilirsin. Önce gözüne gözükmeyeceksin Sebat. Bu evden çıkmak yok. Kimse burada olduğunuzu da bilmeyecek. Anlaştık mı? Sen nasıl emredersen abi. Gel. Kızın ayağını nettin Sebat. Yok abi düştü. Düştü derken? Abi merdivenden düştü. Sebat sen bir şey yanlış yapmadın emin misin? Ben bir şey yapamadım ki. Üç haftada yasak koydu doktor. Yok. Üstüne bir de kızın ayağını kırdım. İnsan için nasıl çıkacağım abi? Meşgul. Abi sizin eve gidecek değil Sebat. Niye neden arıyorsun? Tane hayati. Tane. Kendi evim değil mi? İstediğim zaman arayamaz mıyım? Estağfurullah abi de. Kardeşim merak ettim şimdi ben de. Nereye gitti bu çocuk acaba? Ula ben de onun için arıyorum. Yani biliyorsa Ceylan'a söylemiştir. Ceylan da bana söyler diye. Ama meşgul. Ula kimle konuşuyor bu kız? Abimle konuşuyordur abi. He. Kaleyle konuşmuyor. Karen telefonu cep mi diyor? Sebati, bak şimdi yemin ettim. İlk yakaladığım anda... Abi çay içer misin? Var kardeşim. Bak mesela ben yıllardır evlenemiyorum. İntihar ediyor muyum? Hayır, etmiyorum. Bak, intihar hiç sağlıklı bir yol değil. Evet, bekarım. Oh, terbiyesiz! Sen intihar et, ne demek görüşelim? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ay aman! Ay ne biçim insanlar var be? Konuşuyorsun bir saattir Ceylan. Abi sen kimsin? Ula benim. Kimseyle konuşmuyorum abi. Telefonun kabloları öyle demiyor mu? Ay abi hatlar eski ya. Ayda bir meşgul düşüyor demek ki. Ya, Ceylan Sebat'ı nerede? Bilmem nerede abi. Ula ben bilsem sana niye sorayım? Kara biliyor mu? Nereden bilsin abi uyanmadı ki daha. Sebat'ı kayıp odaya yatsın. Lahmi. Ablam da mı bilmiyormuş abi? Yok bilmiyormuş. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Hayati. Sizin başka bir eviniz var mı? Yok abi. Benim bilmediğim bir akrabanız var mı? Yok. Sebat'ın başka bir abisi ağası var mı? Yok abi. O zaman nereyedir bu çocuk? Kız. Çok acıkmışım Sebahattin. Abi bak boncuk duyarsa kesin abisine söyler benim gibi değildir ha. Sen niye onun gibi değilsin? Abinden her şeyleri saklıysın. Ne yapayım? Benim de huyum böyle. Sırlı bir kızım. Bak buradaki sırrı başkasına söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Allah razı olsun abla. Rica ederim anam. Abi, abim beni nasıl affedecek? Açık söyleyeyim. Çok zor Sebat. İnadını sen benden daha iyi bilirsin. He. Babam da beni affetmeyecek Eşref abi. Biz ne yapacağız böyle? Vebalı gibi dışlandık.
O nasıl konuşma kızım? Biz büyükleriniz boşuna mı varız? Hiç. Sana ne oluyor ha? Doğru söylesin. Bu yardım yataklığımı duysa Şadiyan'a kemiklerimi kırar. Ay, ay, eyvallah olsun, Şadoş geldi. Ay ne yapacağız? Bastım Allah'a. Ne yapacağız? Ay, ay. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Dur tamam dur. Ay, panik ay. Yok, panik yok. Ceyla Hanım'dır. Bak, vallahi abisine söyler. Ağzından bir şey kaçırmayasın. Hıt, sen çocukları sakla. Sanki karşında ilkokul çocuğu var. Neyi söyleyeceğini, neyi söylemeyeceğini abin iyi bilir. Hadi, hadi. Dur, tamam. Ay, dur. Gel. Çekil. Dur. Tut kızı. Ay nerede bunlar? Bakayım hiç saatini de sektirmişsin Ceylan Hanım. Sen niye açtın kapıyı? Reyhan nerede? Neden? Ne edeceksin o boş beleş Reyhan'ı? Beni görmeye gelmedi mi? Evde yok mu diyorsun Reyhan? Yok desem ne olacak? Ay ne bileyim. Belki içeride bir boynuna sarılırdım. Ele mi dişsin? İstiyorsan burada sarılayım. Şişt, ne yapıyorsun? Rezil mi edeceksin ben el aleme? Niye kapıda kaldınız? Buyurun, buyurun. Hadi madem görümünü görmeye gelmişsin, siz görüşün bana müsaade. Ceylan, sen kahveri koy sizde, ben gelirim iki dakikaya. Hadi canım. Şefim, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ben. Evet sen. Ben senden ne zaman bir şey saklamışım? Saklamıyor musun? Her şey sana haber vereyim diye milletin ağzına sakız olan ben. Senden bir şey saklayacağım. Bence saklıyorsun. Vallahi darıldım. Bir daha da sana bir şey söylersem. Asıl ben sana darıldım. Kız. Ceylan. Ceylan diyeyim, kime diyeyim? Yandın oğlum Eşref. Bu kızın hisleri çok kuvvetli. Allah Allah. Niye yazmıyorsun? Komiser değil misin evladım sen? Ne yazayım teyze? Bunun kızı Lütfiye ne yapıp edip benim oğlumu kaçırdı? El insaf kardeşim. Nerede görülmüş bir kızın bir erkeği kaçırdı? Asıl ben şikayetçiyim. Bu hanımefendinin oğlu kızımı kaçırdı. Hem de kızım Reşit değil. Ah Reşit değilmiş. 35 yaşında o kız. Evde kalmamış olsaydı oğluma musallat olur muydu? Ha olur muydu? Yahu deli divane olmayın. Yarın öbür gün çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Benim öyle kızım yok. Ayol senin öyle bir kızın yoksa benim oğlumu kim kaçırdı? Kartalaş! Yaz komiser bey evladım. Bu ikisinin çocukları analarının ve babalarının şerlerinden ötürü evden kaçmışlardır. Zerre akılları varsa bırak evlerine, bu mahalleye bile geri dönmezler. Ayol sana ne oluyor yamacı? Ne demek ne oluyor kadın? Sen beni getirdin buraya. Ben sana gel şahitlik yap dedim oğlum kaçırıldı diye. Komiser bey, ben bu mahallenin muhtarıyım. Ve diyorum ki kızım kaçırıldı, işlem yapmayacak mısınız? Senin gibi muhtar olmaz olsun. Hadi be. Daha bir kızına sahip olamıyorsun. Ya mahalleyi kaçırsalar ne yapacaksın? Ya illallah yeter. Ulan Cevher, suçlu çıkacağını bilirsin. Ne diye karakola gelirsin? Ben kanuni hakkımı arıyorum. Peki, kızına karşılık bu mendebur kadını sana versek... ...hakkından vazgeçer misin? Geçerim. Seni ben gebertirim. Ben seni parçalarım. Hayırlı günler. Allah kolaylık versin. Selamın aleyküm kahve milletin insanlar. Aleyküm nedisiniz? Selam abi. Yolda Sebahati'yi gördün mü Kara? İnsan bir aleyküm selam der. Allah'ın selamına karşılık verir. Ne içimden dedim. Sebahati nerede? Hayati bilir.
Sebahati nerede Hayati? Abi bilmeyeyim. Ya Fosso Hayati Bey. Demek ki her şeyi de bilemezmişsin. Hele söyle bakalım. Sebahati'yi bulup getirsem ne yaparsın? Hadi farz et bu Hayati değil Sebahati'di. Ne yapacaksın? Şimdi bu Sebahati mi dur? Yok abi. Odur. Gel bakalım Sebahati buraya. Abi ben Hayati. Oğlum. Abin sana Sebahati'sin dediyse sen nesin? Sebahati'yim abi. Ula Sebahati. Sen benden izin almadan nasıl kız kaçırırsın? Abi zaten sen sana alacaksın demiştin. Yani. Oğlum Sebahati değil. Sebahati benimle böyle konuşamaz. Nasıl Sebahati olsun? Daha bir kız bile kaçıramamış Fosso. Abi ben seni mahcup etmemek için yapmadım yani. Ona aferin. Ama kabul et oğlum Fosso'sun. Bir kızı kaçırmaktan acizsin. Ulan kere. Sebahati karşına çıksa ona bunları mı diyeceksin? He. Bana kızmak düşmez. Sen ağasısın ben abisiyim. Bana gelse aferin yeğenim derim. Ula. Yoksa sağ mı geldi o? Ya misalen dedim ya. Kim arıyor bu? Ceylan ablayı. Niye? Onunki Reyhan. Alo. Ula Ceylan. Bu kara sağ Sebahati ile ilgili bir şey söyledi mi? Tövbe ya Rabbim. Ne? Senden de mi bir şey saklıyı? Ulan ne saklıyorsun Ceylan'dan? Ya boş boş konuşma. Dur ne diyorsun? Ben Sebahati'nin kokusunu biliyorum. Yoksa elini mi öptürdün? Sol elimi niye öptüreyim? Ver bakayım sağ elini. Öpeceksen verem. Ulan bir sabah kokuyayım. Yıkadık. Alo. Ula Ceylan sen bizi mi dinliyorsun? Kapat telefonu daha para yazayım. Alo. Şadiyana. Git bak bakalım karanın evine. Sebahati orada mı? Ya sen delirdin mi? Ne işi var Sebahati'nin bizim evde? Bakamam. Daha bir saat var paydos dememe. Öyle oturacak mısın Rıfat? Nasıl oturayım abi? Oturma Rıfat, bir işe yara. Abi, biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz? Abi biz eşeflerin sistemiyle çalışmayı düşünüyoruz ama onların kahvesi var. Bizim kahveye kim gelecek? Kim gelecek? Onların kahvesine giremeyenler. Kimmiş lan onlar? Ben ve senden başka. Abi kadınlar, kızlar yani çiftler. Kahvelere girmesi yasak olanlar. Oğlum bu mahalleden kimse sevgilisiyle buraya gelmez. Yan kahvede babası oturdukça. Abi öğrenciler var. Şipşak onları tavlarız. Hadi seni göreyim ciğerim Rıfat. Akşama fasulye yapam diyorum. Ne diyorsunuz? Sen yapmak istiyorsan Reyhan abla. Aa, olur mu öyle şey? Balayına bize gelmişsiniz. Canınızın çektiği bir şey var mı? Ay Reyhan abla, balayılık halimiz mi kalmış? Daha evlenemedik bile. Siz en azından baş başasınız. Bak benimki seninkinin peşinde. Abla, ben Kara abimin yanında bir şey diyemedim ama vallahi Eşref abimi bir tek sen yumuşatırsın. Eşref'im kolay da Şadiyen'e yumuşatacak deterjan icat edilmedi daha. Ay ay ay. Ay ay.
Siz bir yere saklanın. Şu fasulyeleri de ayıklayın siz zahmet saklanırken. Hadi, hadi, hadi. Açın kapıyı. Açın. İyi, iyi. Geliyorum, geldim. Nerede o? Kim nerede? Şadiye Ana. Oğlumun kokusunu alıyorum. Reyhan, sakın bana yalan söyleme. Ne oğlunun kokusu? Abimin kolonya kokusu Şadiye Ana. Ah, aklına hala bir sesim Sebati'den. Sebati, çekil. Ya çekil. Sebati, çekil. Ay, dur ana neredesin? Dur. Sebati, Sebati. Ay, ya dur. Sebati, eğer buradaysan sakın çıkma ortaya. Çünkü Şadiye Ana seni kandırıyor. Buradalar, biliyorum. Ya, bak, burada olsalar bu kadar rahat şaka yapabilir miyim Şadoş? Hele otur sana bir kahve yapam. Bakalım fal da çıkıyor mu, neredelermiş. Ay, istemem kahve mavi. Acaba Şadoş, sen bu gelinini çok seveceksin de bize numara mı çekilsin? Ben ölmeden o kız benim evimden içeri gelin olarak giremez. Ya niye öyle diyorsun ha? Kız tanıdığımız bildiğimiz kız. Akıllı, uslu, namuslu. Ayrıca seni de çok seviyor. Şadiye Ana diyor, başka bir şey demiyor. İstemem. Kahve ister misin? Tamam. Hadi yap. Haydi. Oh. Ay kız bana bak. Reyhan, en büyük korkum bu oğlan. Bu kıza bir şey yapmış olmasın. Ay kızı nasıl geri veririz? Yok canım, nerede? Hı? Nerede? Hangi evde diyorum Şadiye Ana? Hadi gel, sen ben mutfakta kahve yaparken yanında dur. Hadi. İyi tamam peki, geleyim bari. Of, kopacaktı ayağım. Ya kardeşim, taktın pis saate. Otur, nereye gideceksin? Olmaz, hak geçer. Ya kimin aklı kime geçecek? Ne olmuş? Ne güzel oturuyoruz. Otur da. Ben bir yerde patron olarak otururum. Patronluğu devrettiğim anda durmam. Ya misafirim olarak otur. O zaman söyle Sebati nerede? Bizim evde ne yapacaksın? Yakarım ulan o evi. Nah yakarsın. Kalk git, sinirlerimi bozma benim. Gitmiyorum. Burası benim de galiba. Ya kardeşim, ne yapmış çocuk bana bir söyle. Ula kız kaçırmış, daha ne yapacak? O çocuk senin yanında aklını kaçırmamış. Daha ne istiyorsun? Çok bir kız kaçırmış. Belki ben onun için başka birini düşünüyorum. Misale. Bu soruyu Sebati soracak mı? Sen değil. Bulursun da sorarsın inşallah. Senin sinirin kaç günde geçer, sen onu söyle bana. Sebati karşıma geçsin, geçer. Hadi bay, eyvallah. Nereye Hayati Bek? Eşref abiyi uğurlamaya abi. O kendini uğurlar. Hele sen dur burada, dur. Nereye? Adamını aramıyor mu sarı? Ne yapalım? Bu devirde adam az. Ara ki anca bulasın Turgay Efendi. Ara ara. Ula Turgay, sinirim tepemde. Aldırtma kendini ayağımın altına. Sen kahvenle ilgilen. Bak, o köşede birkaç tane sinek kalmış. Onları avla. Abi ver elini öpeyim. Hayırdır Hayati Bek? Abi. Çok büyüksün. Sebati sizde değil mi? Allah büyük. Biz kulus Hayati Bey. Hı hı. Ayrıca nereden çıkardın Sebati bizde diye? Abi
ben kızı kaçırsam nereye götüreceğim? Sarı Eşref abiye götüreceğim. Sen o kızı kaçır da bana getir. Çok mu çekindin? Parasını ben vereceğim. Otele götür. Sen kim kız kaçırmak kim? Fosso. Abi valla çok gaz veriyorsun. Sonucunda sen sorumlu olursun ha. Ne olacakmış sonucu Hayati Bey? Abi ben istiyorum ki benim düğünümde herkes mutlu olsun. Hiçbir küslük olmasın. Herkes yesin, içsin, eğlensin. Kız ne diyor peki? Bana çiçek almadın. Diyebiliyor musun ona? Ben kendim en büyük çiçeğim. Ha? Yok. Fosso. Alo. Ceylanım ne yapıyorsun? Vallahi üzülüyorum ama canım. Ben senden niye bir şey saklayayım canım? Hem saklamaya değer bir mevzu mu var ortada gülüm? Kızım sen beni anlamıyorsun. Neyini anlayacağım ana? Olan olmuş. Sebati kızı kaçırmış. Artık bu saatten sonra sana sahiplenmek düşer. Daha hiçbir şey bitmedi Reyhan. Ben kolay pes edecek kadın mıyım? Anam etsen ne olur etmesen ne olur. İş bitmiş diyorum sana. Sebati. Ha? Sıkıştım. Çıkar biraz ayağını. Öyle değil. Tuvalete gitmem lazım. Gidemezsin. Ay. Gel buraya. Gitmem lazım. Kız gel. Ah, ay ay. Ay. Yok, yok. Gitmem lazım. Ah. E ama gidemezsin işte. Ama Sebahattin ay. Sen de olur olmazı çıkartıyorsun ha. Sık 2 dakika şimdi. Of, 2 saattir sıkıyorum zaten. Ya şimdi gider anam. Dur işte biraz. Ay görürse görsün. Benim Şadiye anadan artık korkum yok. Anam değil mi? İster döver, isterse ver. Çekil çekil. Ay. Kızım ay. Mesele o değil. Eşref abi beni keser keser. Ay Eşref abi de gelir melir. Ben tuvaletime gideyim de hadi. Ah Lütfiye ah. Ha gel ah ah. Vallahi burada bir kalabalık var. Böyle 2 tane parlak yüzük bunlar. Aa bu düğün kız Sebati'ye bak. İçimi darlandırdın Reyhan. Ben gidiyorum. Git. Gitmene bir şey diyen yok. Ama benden sana söylemesi biri oğlun biri gelinin. Daha değil. Daha değil. Ya Lütfü çabuk öbür bacağına bakacağız. Çabuk. Ay Sebati korkudan gelmiyor. Hani gidiyordun Şadiye'ne? Ya ağlamaktan göz boyamakmış bir tazeliğim. Aman süsün de eksik olsun. O kadar derdin içinde düşündüğün şeye bak. Kapı içeride. Ne? İçeride. Ya niye açılmıyor bu kapı? Ha, ne? Ya sen gel anam gel orası tıkalı. Sen gel annem gel. Ayol niye kapalı? Ya şey anam buz tutmuş borular tıkanmış. Her ya şey bir kilitli anı be. Bir ses mi var? Ne sesi? Sanki içeriden bir ses geldi. Boru tıkalı dediysek bazen de açılıyor demek ki işte. Ya sen git boyanı ceylanda sür anam. Beni işimden gücümden ettin. Senin yüzünden abimden fırça yiyeceğim ha. Haydi haydi. Eşref'im. Şadiye'ne. Sebahati burada mı? Usta ne yapacak diyorsun Sebahati abi? Ben bir şey demiyorum. Sen ne diyorsun Gürbüz? Ben diyorum ki işi zor ustam. Sen öyle diyorsan Gürbüz Bey, bu konularda uzman olan sensin. Doğrudur. Şadiye'ne konusunda da uzman sensin usta. Parçalamaz mı Sebahati abi? Parçalayamaz. Onun derdi evlenmemesiydi Sebahati'nin. Artık olan oldu. Bağırsa da çağırsa da hava. Sen onu bunu bırak. İkinci Şadiye geliyor Gürbüz. Şadiye'den de büyük Şadiye var. Bak nasıl aldı kız Sebahati'yi. Lan Dombili. Bu soğukta ne işiniz var dışarıda? Yadigar baba sana arkadaşımı getirdim. Onun da kafası çalışmıyor. Gürbüz süt koy bize birer bardak. İçimiz ısınsın, aklımız çalışsın. Senin adın ne?
Murat. Sevmiyor musun okulu? Seviyorum. Seversin. Al şu sütü iç, bak nasıl seversin. Dandomili, aç karnına süt mü olur? Sus lan. Sen sütü iç önce, mideyi bir sağlama alalım. Üstüne doldururuz. Heh. Evet, buyurun. Ay inanmıyorum, ay, her şey bedavaymış. Gerçekten mi? Göre, harika valla. Evet, bayanlar baylar. Müessesemizde yemek, içmek bedava. Her şey bedava. Ve hatta bütün İstanbul'un en güzel çayları da içiniz ısıtacaktır. Buyurun. Tamam, harika. Teşekkür ederim. Geç. Eyvallah. Geç sen de, geç. Nereye oturayım abi? Buyurun. Sağ ol abi, sağ ol. Herkes yerli yerinde mi? Nereden buldun lan bunları Rıfat? Ömrüm üniversite kantini işletmekle geçti abicim. Duymuş çocuklar yeni yaraştığımızı, gelmişler sağ olsunlar. Aferin Rıfat. Vazifemiz abi. Evet beyler, öyle yayılıp oturmak yok. Kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Kız arkadaşlarınıza hizmet edin. Hem çalışın, hem yiyin, hem için. Hadi, hadi. Garson istiyordun abi. Al sana garson. Ceylan, sen anlıyor musun? O zaman daha niye üstüme gelirsin? Bir şey saklamayayım işte. Abi. Ne var Hayati? Abi Turgay'ın kahvesine müşteri gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Sana söyleyeyim. Lan oğlum niye dövmüşsün de bana söylesin? Abi yarısı kız. Ne? Ne olmuş Eşref'im? Daha ne olsun Ceylan'ım? Bu Turgay tam bir şerefsiz çıktı. Kahveyi kızları doldurmuş. Aa, gündüz gündüz alem mi yapıyor? Onu da yapar, onu da. Bu Hayati Bey'e kalsa her şeyi yapar Turgay. Abi ben ne yaptım şimdi? Hadi. Ceylan hadi ben kapatayım sonra konuşuruz. Ama hala söylemedi. Ya nasıl söyleyeyim Sebahat'i bizim evde saklanıyor diye? Ne? 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 Bu çocuk nereye gitmiş olabilir? Koca İstanbul Eşref'im her yere gitmiş olabilirler. Hey, misalen? Misalen. Misalen belki Lütfiye'nin uzak bir akrabası vardır, ona gitmişlerdir. Bir adam kızı kaçırıp bir de onun akrabasına sığınıyorsa, o adam olmadığı gibi benim adammış olamaz. Sen beni kaçırsan nereye getirirdin? Nereye götüreceğim? Eve. Misalen evin yok. Bir hadi gel babaya. Orası da olmaz, Çağdaş'ın karşısı. İlk bakılacak yer. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer düşünürüm. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere götürdüyse biz nereden düşünüp de bulalım? Sebahati de boş çocuk değil yani. Hey, doğru söylüyorsun. Ay dur bir dakika. Dur. Ay dur bir dakika. No. Ay. Uy. O neydi o? Kedidir ne olacak? Senin de bir bacağında ben kırıyorum şimdi. Bunlar ne kedisi evinde şimdi? Cam açıktı belki oradan girmiştir. Kış günü niye açıyorsun camı? Yok, havalandırıyordum. Sen geldin Eşref'im. Şadoş gitti, sen geldin Eşref'im. Ula Reyhan, Sebahati bu eve gelemez değil mi? Gelir. Niye gelmesin? Abisinin ablasının evi. Sebahati bugün bu dakika bu eve gelemez değil mi? Yok, gelemez çünkü sen evdesin. Peki ben evde yokken gelmiş olabilir mi? Cam açıkken girmişsin, bilemem de. Reyhan. Yok canım, nereye geliyor? Kızın ayak kırık, camdan nasıl girsin? Kızın niye ayak kırık? Merdivenden düşmüş ya. Sen nereden biliyorsun? Ceylan söyledi. Vay ben o Ceylan'ın. Ulan yoksa Sebahati'yi bizim evde mi saklayayım? Ceylan! Oy. Oy. Meşgul. Anlamayayım ki bu kız niye birileriyle konuşuyor? Sebahati, Lütfiye, bittik.
Kara Eşref'le Hayati diyelim ki Sarı Eşref'le Sebatiye rastladılar. Kaç kişi eder? 4. Aferin. Sebatiye nerede rastlıyorlarmış? Nikah salonunda. Gelme üstüme yamacı. Bütün ıncımı senden çıkartırım. Say bakalım. Kaç bezeli yiyeceksin? Baba, çocuklar da bereketi kaçar. Zamanında saymadan yemişsin. Maşallah bereket küpüsün. Tosun işler. 4. 4 olur mu? Bak Şadiye var burada. Eti. 5. Bir de Lütfiye'yi ekle. 6. Aferin. Oh. Ejder evladım. Doktor çağır. Aman Şadiye ana. Ne bakıyorsun sen Yadigar babaya? Seninle uğraşıyor işte. Ya uğraşmasın benimle. Benim oğlum kayıp. Niye kayıp olsun ki Sebahat abi? Lütfiye ablayla Kara Eşref abiler de. Ne? Ulan içtiğin sütün hakkını ver. Çeneni tuttum bile. Yamacı! Harami Bey olunca birlik düzen bozunca Eşref bulut uyunca vay 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 bakmaz gözün yaşı. Sebati! Ay abi burada yok diyorum, niye inanmıyorsun? Ben artık sana hiç inanmıyorum Ceylan. Çekilin sen. Abi Sebati niye buraya gelsin? Madem bu eve gelmedi, kızın ayağının kırık olduğunu nereden bilirsin? Ayağı mı kırılmış kızın? Aa, Eşref hiç bana öyle bir şey demedi. Ceylan! Abi, bir kere de Reyhan diye bağır, çok üstüme geliyorsun. Ya sanki Sebati'yi ben saklıyorum. Reyhan! Eksik tartınca, sarı bulut uyunca. Bakmaz gözün yaşına. Kaldır, kaldır. Ben buradan atlayamam Sebati. Nereye atlayamıyorsun? Uzakta işte. Sebati, kızı bırak kendin kaç. Hadi. Bırakamam, bırakamam. Geri verirler. Erkeğim. Reyhan! Aha bu da benim erkeğim. Ne yapacağım ben? Abla açma kapıyı. Açın kapıyı. Aç. Nasıl olsa ön kapıda işte. Hadi mutfak kapısına yürü. Hadi. Ay. Reyhan! Ulan Sebati! Eğer kapıyı sen açmazsan ben bu eve girmesini bilirim. Camı açıp bırakmayacaktım. Oradan girmişler. Eşref'im. Sebati ben şimdi sana ne yapacağım? Abimsin, ne istese yaparsın. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü gezer. Burada ancak bizden başka Azrail racon keser. Sözümüz söz sonuna kadar.
sevmeyiz biz kurbaçayı. Kavga bitmez ölene kadar. Çalar durur eşref saati. Koyduk bakımıza mutlaka dedik düşer. Delikanlının ömrü elbet mapusta geçer. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü gezer. Burada ancak bizden başka Azrail racon keser. Sözümüz söz sonuna kadar. Sevmeyiz biz kurbaçayı. Kavga bitmez ölene kadar. Çalar durur eşref saati.